Merhaba arkadaşlar Kafka eğitim videosuyla karşınızdayım. Tek bir video olacak. Süresini kestiremiyorum ama 3 parttan oluşacak. Youtube'un bana verdiği özellikle işte şu şu dakikalar arası bunu anlattım, bu bu dakikalar arası bunu anlattım gibi de tek videoyu daha efektif bir hale getireceğiz. İstediğiniz yere sararak izleyebilirsiniz. Peki bu videoyu sonuna kadar izlerseniz ne olacak ondan da bir bahsedeyim. Bir Kafka ile ilgili tüm terminolojik kelimeleri ve ne anlama geldiklerini detaylı bir şekilde göreceğiz. Kafka'nın e, neden ihtiyaç duyduğumuzu, ne zaman kullanmamız gerektiği vesaire gibi detaylara değineceğiz. Aynı zamanda şu gördüğünüz demo projeyi, consumer'ımız var, publisher ve retry job'ımız var. Detaylarına hep birlikte geleceğiz. Sıfırdan beraber Nasıl çalıştığını göreceğiz tüm case'leri cover ettiğimiz böyle üstünden geçtiğimiz Bir eğitim videosu olacak gerçekten emek var sizde izlediğinizde göreceksiniz Umarım Sizin için Faydalı olur Yani Bu videoyu izledikten sonra üstüne biraz da çalışıp CV'nize ben Kafka biliyorum Diyebileceğiniz bir video yapmaya çalıştım bir Beraber görelim İşte burada Publisher event atmaya çalışır bir sıkıntı olduğunda Postgre yazar, Debezium bu change data capture'la bunu anlar. bu Debezium bildiğiniz gibi bir CDC sistemidir. Üstünde yine konuşacağız. Yine topiğimi besler. Consumer tüketmeye çalışır. Bir hata olduğunda retry error Topikleri ile tekrar yönetilir. Retry yap sayesinde bunun hepsini beraberce göreceğiz arkadaşlar. E, sıfırdan ayağa kaldırma işlemini de beraber yapacağız. Yani siz de bu videoya bakarak ayağa kaldırabileceksiniz sıfırdan aynı bakın Dakarım bomboş ne bir container, ne bir image, ne bir, bir volume var. Hepsini beraber kaldıracağız diyelim. Evet, gelin başlayalım yavaştan. Tanışma, İsmim Furkan, soy ismim Sönmez. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Onur Öğrencisi tez birincisi olarak tamamladım. Yaklaşık 6 yılı aşkın süredir sektördeyim. Bunun 5 yılı ING bünyesinde. E son 2 yılda da ING'nin chatbot ekibine takım liderliğiyle geçti. Son bir küsür yıldır da Yemek Sepeti Deliveri Hero bünyesinde kademli mühendis olarak çalışmaktayım arkadaşlar. Şu an izlediğiniz YouTube videosu e, kanalım üstünde yayınlanıyor. Aynı zamanda burada yine eğitim, başka eğitim videoları, e, belirli sohbet videoları vesaire gibi birçok bir içerik var. Dilerseniz bakabilirsiniz. LinkedIn, GitHub ve Twitter'a Mr. Sönmez 10 üzerinden erişebilirsiniz arkadaşlar. Bir mesajınız olduğunuzda vesaire de yazabilirsiniz. E, bu projeyi de GitHub'dan çekebilirsiniz arkadaşlar. Tüm kodları free bir şekilde paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Udemy'de de 3 tane kursum var bildiğiniz üzere ileri seviye efektif java clean code ve refactoring sırasıyla. Bu kursları da bakmanızı tavsiye ederim. E, onlar da umarım işinize yarar diyelim. Kendimi daha fazla tanıtmayacağım. Diğer e, Üniversite seminerlerinde, işte belirli Java'da etkinliklerine vesaire oldukça kendimi tanıtıyorum. O videolardan da dilerseniz bakabilirsiniz diyelim. Zaten normal bir videoya göre uzun bir video olacak. O yüzden bu kısımları hızlı geçelim arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz gelsin. Kafka nedir? Dağıtık bir veri akış platformudur. Şimdi bunun tanımını göreceğiz. Ne demekse bu. App diagramı açalım arkadaşlar. Ben bunların hepsini çizerek anlattım. İki şekilde size Kafka'yı anlatacağım. Bir, düz bir anlatımla. 2 bir nokta, 1.7'ye kadar da tarihsel bir anlatımla Kafka nedir sorusunu cevaplayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi burada bir tane kaynak sistemim var. Bir tane de hedef sistemim var. Kaynak sistemden hedef sistemime bir veri akışı gidiyor. Bu gördüğünüz sistem oldukça basit ve düz bir sistem arkadaşlar. Ama Gelin bunu biraz daha kompleks hale getirelim. Nasıl getirelim? E, zamanda sistem büyüdü bir şey oldu zamanla geçti geçti vesaire derken bu benim kaynak sistemim 4 taneye çıktı. Hedef sistemi ise 4 taneye çıktı gibisinden düşünebiliriz arkadaşlar. Oldukça e, yani kompleks hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu kaynak sistemimi 4'e hedef sistemi de 4'e çıkarttığımda bakın e, ufak bir matematikten 4 çarpı 4'ten 16 tane entegrasyon benim yani uğraşmam gereken bir entegrasyonum var. Bu hepsine gittiğinde, bu hepsine gittiğinde 4 kere 16 tane ok çıkıyor ve hepsini çizmeme rağmen çok karışık bir görüntü var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şu soruları da beraberinde getirecek. Bunlar hedef sistemlerle nasıl bağlansın? İşte HTTP ile mi bağlanayım, TCP mi olsun, JDBC mi olsun ve bunlar bağlanırken Jason ile mi haberleşsin, XML mi, Binary mi, Avro mu, CSV mi artık neyse Haberleşme stilini de belirlemeniz lazım ve bunlar hep bir düşünce, maliyet ve entegrasyon problemiyle beraberinde geliyor. Buna çözüm olarak message bus sistemleri yani Kafka kullanabiliriz. Bakın şu görselden bu görseli geçişte nasıl bir ferahlama var. Ortada artık tek bir dinleyici var. Tek bir mesajı bıraktığım yer var. Artık dinleyiciler buradan istediği gibi gelip kendine yarayanı alıp çıkıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kafka bu yüzden geliyor. Buna baktığımızda da bu sistemler ne olabilir? İşte web site eventleri, pricing datalar, fintech loglar vesaire bu tarz gibi sistemler olabilir. Analitik uygulamaları, e-mail, auditler vesaire gibi şeyler de bunları kullanabilir arkadaşlar. Çok basit anlatımında Kafka'nın çözdüğü bir problemi gördünüz. Bir de bunu tarihsel olarak ele alalım. Eskiden Eskiden dediğim 90'lar 2000'ler olsun. monolit uygulamalar vardı ki hala var. Bu arada Eskiden 90'larda 2000'lerde demem monolit uygulamaları kötü göstermesin. Ben e, mikro servisi överken monoliti kötülem veya bir dili e, övüp diğer dili kötülemek gibi yani her şeyin çözdüğü bir problem var. Eğer sisteminiz basitse veya ne bileyim mikro servise ihtiyaç duyulmayan yerlerde hala monolit uygulamalar çok daha performanslı çok daha yönetimi kolay. Şimdi onlara da değineceğiz yani monolit kötülemesi yapmıyorum. Monolit hiç bilmeyenler için nedir monolit? Oraya da geleceğiz. Eski yani 90-2000'lerdeki olan bu sistemde genelde hani tek gördüğümüz sistemde diyeyim eski demeyeyim. Bir client'ımız var bir tane de monolit aplikasyonumuz var burada gördüğünüz gibi. Şimdi şunu çift tıklayalım. Farz edelim ki çift tıkladım içine giriyorum. Burada bu monolit aplikasyon aslında şu. İçerisinde bir tane banka aplikasyonu var. Ben hep bankacılıkta çalıştığım için bir kariyerin büyük bölümünde banka örneği ver vermek istedim customer işte wallet cüzdan, accounting, transaction, message, kartlar, commonlar vesaire gibi birçok modülü ve parçacığı içerisinde içeren bir uygulama bu kutu aslında. Bakın tek bir uygulama gibi ama içerisinde parçalayabilsem birçok uygulama çıkabilecek potansiyelde. Bunun e, artık internetin de yaygınlaşması ve rekabetin de artmasıyla. Ne demek rekabet? Mesela X bankası cüzdanlarla ilgili devrim niteliğinde bir geliştirme yapıyor. İşte cüzdanda biz şöyle bir geliştirme yaptık, müşterilerimizi böyle çekiyoruz gibisinden arkadaşlar. Y firm Y bankası da cüzdanlarla ilgili benzer bir geliştirmeyi yapamazsa X bankası Y bankasını ezer, müşterilerini çeker. O yüzden bizim farklı parçalarımızda da hızlı deploy çıkabilme, hızlı geliştirme yapabilme için bunları parçalamamız daha kaliteli olacaktır. Yani daha verimli olabilir. Olmayabilir. Ama monet uygulamalarda deploy sıklığı biraz daha zordur arkadaşlar. Yani Mesela her her gün, her hafta gidip de ben şu geliştirmeyi yapayım yapayım diyemezsin. Çünkü gördüğünüz gibi tek bir çatı altındalar. Buradaki yaptığınız bir geliştirme veya hata bunu da etkileyebilir, bu bunu da etkileyebilir. Diploy süreçleri birbirine paraleldir. Yani birbirinden ayrık bir şekilde ilerletemiyorsun. Ve burada da aklıma gelmeyen birçok parçacık da olabilir monolit bir uygulamada. Yani ben sadece temel, ana şeyleri yazdım. Yani bankacılıkla ilgili aklıma gelen arkadaşlar. Şimdi, bunu o zaman daha önceki gördüğümüz resim gibi parçalayalım. Artık bakın yine bir tane burada müşterim var. Ne yapıyor? Customer ayrı, wallet'u ayrı, kartı ayrı, accounting ayrı, message ayrı, kamını ayrı. Daha güzel bir görüntü gibi aslında bu değil mi arkadaşlar? Yani daha artık cüzdanda bir geliştirme olduğunda bu cüzdanı ilgilendirir ve bununla ilgili çalışabilirim. Kartlarla ilgili aynı şekilde, diğer tüm parçalarla ilgili aynı şekilde arkadaşlar. Ama yine benim bir sorunum doğuyor. Bu arada biraz daha şey çizebiliriz buna. İşte monitör etmedir, analitik raporlamalardır, başka raporlamalar, mailler vesaire gibi birçok sistem var içerisinde. Ne kadar fazla parçalarsam o kadar çok ok ihtiyacı ve bunların entegrasyon ihtiyacı beni izliyor arkadaşlar. Mesela geldi bu müşteri ben hesap açmak istiyorum dedi. Cüzdanını oluşturdum kartlarına bağladım işte kantlarını ayarladım mesaj, belli mesajlarını attım ortak paketlerden bir şeyler kullandım falan filan bir sürü işlem var ama bunların hepsini bir şekilde haberleştirmem gerekiyor. Kısa bir mikroservis monolite de gireyim. Madem konuştuk yani değindim. Onunla ilgili de bir tane bir şey söyleyeyim. Bakın burada transaction yönetimi de zor. Çünkü bakın şuradaki resimde hepsi tek bir çatı altında olduğundan DB'ndeki yönetimi rollback etmeler vesaireler çok daha mikroservise e göre kolay. Siz bunları ne zaman mikroservis yapısına geçirirseniz transaction yönetimi için kafa patlatmanız gerekecek arkadaşlar ve bu gerçekten kolay bir iş değil. Birçok mikroservis paterni var transaction yönetimi için. İşte Customer'da bir şey oldu işte Volta gelirken patladı ikisinden de geri alman gerekecek veya başka bir adımda patladı hepsinden geri alman gerekecek gibi zorlukları var. O yüzden mikro servis de doğru zamanda kullanıldığında güzel monolit de doğru zamanda kullanıldığında güzel. Yani bir, ikisi de birbirinin belli artıları eksileri var ama genel olarak mikro servis monoliti döver veya o onu döver gibi yaklaşımlardan bir mühendis olarak arkadaşlar kaçınmamız gerekli. Ben bunu her zaman savunan birisiyim. Hatta bu mikroservis ilk çıktığı furyasında herkes monolitten mikroservise dönmeye başladı. Sonra bazıları geri döndü vesaire gibi birçok komik olayda birbirini izlemişti. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu problemi aynı şekilde çözelim. Yine burada entegrasyon bolluğumuz oldu ya. Hani haberleşmemiz gerekti ya. Bunlarda aynı problemimiz devam ediyor. JSON'da mı haberleşeceğim, CSV mi, XML mi, Avro mu? Yeni bir sistem geldi. Yine aynı sorular. İşte TCP mi, UDP mi, HTTP mi, FTP mi vesaire. Bu sorular hala devam ediyor. Neyle çözmüştük bunu? Yine e, tarihsel olarak ilerlediğimde bu sefer de message bus, event driven sistemler geldi ve bunu bu şekilde çözmeye başladık. Artık hesap aç dediğinde customer e, servisi gidip bu event'ını bırakıyor message bus sistemine. Buradan da ihtiyacı olan herkes istediğini alıyor ve geri bildirimini yapıyor gibi bir dizayn düşünebilirsiniz. Çok daha kolay. Günümüzde bunu dağıtık veri sistemlerinde en iyi yapan şey Kafka diyebilirim. İşte aklınıza yine mesaj brokerlardan RabbitMQ vesaire gelebilir ama şimdi onun ikisinin kıyaslaması bambaşka bir dünya. RabbitMQ mesela daha ufak projelerde belki daha işe yarayabilir. Ama böyle çok büyük kompleks sistemlerde Kafka'nın e, lider firmalar yani teknolojide böyle sözü geçen firmalar tarafından da tercih edildiğini görüyoruz ki zaten çıkış yılı da hani teknolojik yıllar olarak baktığınızda RabbitMQ'ya göre çok daha yani günümüze yakın bir tarihte çıktığını söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 idi. RabbitMQ'da 2007 miydi? O tarz bir e, yıl sıralamaları vardı arkadaşlar. Yani böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyulduysa halihazırda benzer problemi çözen demek ki onun çözmediği şeyler var. Şimdi onlara da geleceğiz. Bu yani bu message bus yerine ben e, Kafka'yı koyabilirim arkadaşlar. Ya yani burada ben message bus olarak Kafka'yı kullanacağız bu örneğimizde. Bu Bugünkü eğitim videosunda amacımız bu kafkayı da kısaca bir gireyim madem bahsedeyim F diye bir servisim var kafkanın içerisinde arkadaşlar burada topikler var tüm detaylarına geleceğiz şimdi topik nedir vesaire gibi aklınızda soru oluşmasın bu videonun sonunda topik dediğimde aklınızda direkt şekil şemali oturacak topikler var. Mesela bu F gidiyor bu topiğe bir şey yazıyor. S gidiyor bu topikten bir şey okuyor. Başka bir topiğe bir şey yazıyor. Q da bundan okumasını yapıyor vesaire gibi bir sistem düşünebilirsiniz. E, oldukça kompleks bir sistemi ne yaptık? Basit bir hale getirdik arkadaşlar. Event driven mes sistemleriyle diyebilirim. Dönelim slaytımıza. Ne demiştik? Dağıtık bir veri akış platformudur. Şimdi anladık dağıtık ne demek. Şimdi yine gelelim. Biraz da sözel bilgiler vereyim. Kafka yatay ölçeklendirilebiliyor arkadaşlar. Yani yatay ve dikey ölçek diye iki şey karşımıza çıkar her zaman teknolojide. Yatay ölçek sanal veya fiziksel makine sayısını artırma. Ee, mesela şu broker sunucu demek. Buna da geleceğiz. Kafka'da 100 broker'a kadar çıkabiliyoruz. Ama bir şey oldu işte brokerlarımız doldu. Yani 100 brokerı aşmaya başlıyoruz. Hemen yeni bir cluster açıp hemen yeni brokerlarımızı oraya şey yapabiliyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Sanal veya fiziksel makine sayımı artırarak gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bir de dikey ölçeklendirme var. O da işte memory'nes falan yetmediğinde CPU veya RAM'i arttırma gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir problem yaşadığınızda ona da dikey ölçeklendirme adını veriyoruz. Kafka'nın en sevdiğim özelliklerinden yani en vurucu özelliklerinden bir tanesi saniyede milyonlarca mesaj özelliği var arkadaşlar. Bu gerçekten iddialı bir sayı. Milyonlarca mesaj saniyede. Ve bunu yaparken de 10 milisaniyeden az gecikmeye sahip. Bir de beni yine çok rahatlatan bir şey. Büyük, kaliteli tartışılır şirketler tarafından denenmiş LinkedIn, Netflix, Airbnb gibi. Ya Bunlar sektörde şu an hali hazırda aktif iş yapan milyonların kullandığı uygulamalar. Ve illaki sorun yaşadılar. Ben de uygulamamda kullanırsam benzer sorunu yaşadığımda adet, yani çok kolay çözüme ulaşabilirim demek. Bakın bu da müthiş bir rahatlık arkadaşlar. Part 1 ile ilgili dedim 3 partta çekeceğim. Bir temel bu anlatım. Part 2'de topic partition vesaire gibi detaylara gireceğim. 3'te de demomuzu yapacağız arkadaşlar. Ben bu videoları parça parça çekeceğim ama tek bir videoda birleştireceğim. Ee, sonra ilk videonun başına dediğim gibi sürelere böleceğim arkadaşlar. Ee, part 1'in sonuna doğru geliyoruz. Son sorum ne zaman kullanmalı? Bence bir teknoloji yeni bir sistem öğrendiğimizde İkinci üçüncü sorularımızdan Bir tanesi de bu olmalı ne zaman kullanmalı Şimdi şu değil arkadaşlar ben kafka'yı öğrendim Müthiş ya saniyede milyonlarca mesaj şey yapıyor vesaire senin saniyede milyonlarca mesaja ihtiyacın yoksa kullanma Hani burada bir sos sistem bir de target sistem şöyle bir sistemin varsa gidip de kafka biliyorsun diye kafka kullanmak zorunda değilsin Yani e, bir, Herhangi bir teknolojinin herhangi bir dilin Fanatik olmaya gerek yok Özellikle Bizim bir mühendisin tanımı yani problem çözen yeni bir probleme sıkıntıya analitik zekasıyla yaklaşıp çözüm getiren insan arkadaşlar. O yüzden bir mühendis olarak gidip de bir dilin, bir teknolojinin fanatiği olmayalım. Hani şöyle bir sisteminiz varsa bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir elma var. Burada da bir meyve bıçağı mı istersin elmayı kesmek için yoksa testere mi istersin? Hem elmayı mundar edersin hem testereyi kullanmak için elemana ihtiyacın doğar bakımını yapmak zorunda kalırsın, Testlerin gerek yok. Al meyve bıçağını, güzelce kes elmanı ye. Yani o yüzden ne zaman kullanmalı sorusu da bizim için önemli bir hale geliyor. Eğer senin birçok kaynak ve birçok hedef sistemin yoksa, veri transferi yapması gereken, yani şunun gibi bir şeyin yoksa, özetle, şu tarz bir olayın yoksa, Kafka aklına gelmesin. E, Kafka'yı orada düşünmesen, git, normal aynı şekilde herhangi bir tane test, Protokol belirle. Gidip onun üstünden haberleş. İşte Jason'la haberleş. XM'le haberleş. Neyse artık hedef sistemine, kaynak sistemine ne uygunsa gidip bununla haberleş. Sistemi de kompleks hale getirme. Bakın burada benim Kafka'yı bu detayla anlatmam. E, bu videoyu hazırlamak için uğraştığım süre var. Bir de hani bunu zipleyip en uygun şekilde anlatmamda belki bir saate falan bulacak. Bakın ve bunu sizin anlamanız var vesaire. Bu karmaşık sisteme gerek olmayabilir. Neyse çok konuştum böyle geçiyorum ama önemli bir kısım yani. Özetle mesajlaşma sistemleri, etkinlik takibi, log toplama ve büyük veri entegrasyonları için de Kafka'yı rahatlıkla kullanabiliriz. Bunlar olduğunda aklınıza Kafka gelebilir arkadaşlar. Şimdi şeyle devam edeceğiz. Biraz daha Kafka'nın terminolojik kelimelerine gireceğiz. Burada neyi anladık? Kafka'yı ne zaman kullanacağım? Kafka nedir? Neden çıktı? Gibi e, sorulara cevap bulduğumuz bir part oldu burası. İkinci partta e, görüşürüz arkadaşlar. Onu da bunun hemen sonuna devam ettireceğim. Evet arkadaşlar part 2'den devam ediyoruz. Part 2'de ne görecektik? Part 2'de arkadaşlar terminolojik ifadelerden bahsedeceğiz. Her dilin her teknolojinin kendine ait e, terminolojik bazı kelimeleri var. O kelimeyi dediğinizde aklınıza bir şeyler gelmesi lazım. Şimdi demoya geçmeden önce bu kelimelerin ne anlama geldiğini elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlayalım ki ben demoyu anlattığımda topic, offset, partition, producer, consumer, zookeeper vesaire bu şeyleri kullandığımda ha bu buydu, ha bu şuydu gibisinden oturtma olsun kafamızda. Bu yüzdendir ki şimdi bilmemiz gereken bu ifadelerden bahsedeceğim arkadaşlar. 1. Brokers. Broker arkadaşlar topic ve partitionları tutan sunuculardır. Yani bir sunucudan bahsediyorum. Broker veya brokerların birleşmesi Kafka cluster'ı oluşturur. Şimdi detaya ineceğiz. Topic partition'ı daha görmedik. Aşağıda bunları da göreceğiz. Ama şimdilik şunu bilelim. Bu bir Kafka cluster arkadaşlar. Şöyle biraz zoom out yapayım. Bu bir Kafka cluster. İçerisinde neler var? Bak sunucu sunucu. Bunun içinde ne var? Topic ve partition. Detayına geleceğiz. Topic ne partition ne? Bir de zookeeper diye bir şey görüyorum burada. Arkadaşlar Kafka neydi? Dağıtık bir sistem. Bu kadar işte farklı topikler var, mesaj yazdığım yerler ayrı ayrı olacak. E bunların bir düzene ihtiyacı var. Bunları düzenleyecek birine ihtiyacımız var. Zookeeper'da arkadaşlar tam olarak bunu sağlıyor. Adından da anlayacağınız gibi hayvan bakıcısı gibi bir şeyi var. E bunlara hayvan dersek bu da bunlara bakıyormuş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden okları ortada birleştirdim. Zookeeper'ı bir tanımlayalım. Dağıtık sistemlerin koordinasyonunu ve yönetimini sağlamak için kullanılan açık kaynaklı bir yazılım arkadaşlar. Yani şimdi buradaki mesajlar hangi brokera gidecek, mesaj hangi topikten okunacak, nereye gidecek vesaire bunların bir belirlenmeye ihtiyacı var. İşte hangi partition sırada kaldı, offset'i arttırmalı mı arttırmamalı mı vesaire gibi sorularda aklımıza direkt Zookeeper gelecek. Bu Zookeeper'dan yine konuşurken bahsedeceğiz yani biraz daha değineceğiz bu Zookeeper'ın yaptığı görevlere. Şimdi ilerleyelim. Broker tanımını bir yaptık. Neydi brokerlarımız? Nerede? Heh. Topik ve partitionları tutan sunucularımızdı. Yavaştan topik ve partition'a doğru geliyor. Şimdi Kafka'da neden bahsettik? Bir, bir hani producer'umuz var. Yani bir şey event message basar. Birileri yazı yazar. Birileri de bu yazıyı tüketecek. Tüm aslında senaryo bunun üzerinden dönüyor. E, dolayısıyla benim bir producer'a ihtiyacım var. Producer nedir? Topiklere veri yazar. Ve hangi broker ve partition'a yazacağını bilir. Bak şu tarz bir cümle gördüğünüzde aklınıza şimdi ne geliyor? Zookeeper. Hangi broker ve partition'a yazacağını nasıl bilir? Zookeeper burada bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Topic, partition ve offset. Daha part ye yeni başladım. Durmadan şu şunlardan bahsettim. Bak topic, partition ve offset. Bunları bilmemiz gerekiyor. Topic mesajlarımızı tutar. Veri tabanı tablosu gibi düşünün. Topiklerin içinde de partition'lar var arkadaşlar. Topikler aslında partition'dan oluşur. Şimdi büyük resmi göreceğiz. Mesajlarımız partition'lara immutable yani değiştirilemez ve sıralı olarak eklenir. Partition'lara eklenirken de hani sıralı böyle bir ekleme var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye eklenecek. Bunlara da belirli kimlik değerleri atamamız lazım ki bu hiyerarşiyi koruyabileyim. Bu da offset tanımı oluyor. Gelin büyük resme bir bakalım. Bakın şu bir topik arkadaşlar. Bir topik anatomisi burada görüyoruz. Topikler neyden oluşuyordu? Partition'lar. İçerisinde partition'lar var. Aslında ben mesajları partition'ların içine yazıyorum. Topiklerde bunları genel tutan yapı gibi düşünebilirsiniz. Bakın şu beyaz kutu bir topik. İçindeki şeylerde partition'lar var. Burada artık belirlediğiniz integer max kadar böyle bir partition oluşturabiliyorsunuz şeyin içerisinde. Bakın içeride 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle gidiyor. Ben şunu garanti edebilirim. Partition 0 için 0 birden önce yazılmıştır. Ve 0 yazıldığı için artık değiştirilemez. Bak bu cepte. Bunu bilmemiz gerekiyor. Önemli. Bak şurada da ok çizmiş zaten anatomide. 0'dan e, artan doğru bir 0, 1, 2, 3, 4 diye artan bir şey var. Ve eskiden yeniye doğru gider. Bak partition 1 için bunu garanti etmem. Bak 0 buradan birden önce gelmiş. Ama şuradaki 0 bundan önce yazılmış olabilir. Bunu bilemeyebilirim. Ama bir partition içerisinde şunun sıralı yazıldığını bilirim. Yani birin sıfırdan önce yazılma ihtimali yani çok düşüktür veya yok gibidir. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi belki bir ekstrem bir kez vardır arkadaşlar. Restart oldu, başta bir şey oldu falan filan. Öyle yorumlarda çıkmasın. O yüzden %99 nokta bilmem ne diyeyim. Genel olarak topic, partition ve offset dediğim şey de bu. Peki bu 0, 1, 2, 3, 4 dediğim şey de offset'e tekabül ediyor arkadaşlar. Dedik ya bunlara bir kimlik değeri atanıyor. Buraya ilk yazdığım mesajın offset'i 0. Sonra 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bunu da böyle tutuyorum arkadaşlar. 10, 11, 12 diye böyle ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi partition'a mesaj yazma. Arkadaşlar bu mesaj yazma normalde biz bir eğitim alsanız bir kurs izleseniz yani tamam buraya yazıyor deyip geçebileceğiniz bir nokta değil. Partition'a mesaj yazma da bana göre kendi içinde müthiş yani büyülü özellikleri var. Hani güzel bir teknoloji. Gerçekten akıl yürütülmüş bir teknolojisi var burada. Ve şu değiştirilemez özelliği, sıralı artması vesaire. Şimdi diğer detaylarına geleceğiz. Hemen bir diyagramımızı açalım. Partition'a mesaj yazma. Bak bir producer'ım var. Partition 0, Partition 1. Ne yapacak? Bunlara mesaj yazacak. Şu, i̇şte şöyle de bir topik gibi düşünün şurayı. Ha, i̇lk hangisine yazacak? Burada arkadaşlar ilk mesela buna geldi. Sonra buna yazacak. Vesaire öyle düşünebilirsiniz. Şurada 3 kutu olsaydı sonra sıralı ona yazacak. Burada kendi belirlediği algoritmasında nereye yazacağını gidip belirliyor arkadaşlar o round robin büyük ihtimal burada kullanılıyordu unuttum böyle bir algoritması var partition yazımız böyle yazılıyor şimdi burada arkadaşlar iki tane message a ve message yine a content spor content box olarak verdim hatta bir tanesini değiştireyim aklıma ilk gelen şeyleri yazmışım belli ki buraya message AB dedim buna tamam şu mesaj producer bura, buradan birini atacak tamam mı arkadaşlar? Bir, hiçbir şey vermediğinde düz bunu, ilk gelen mesajı buna atacak, ikinci gelen mesajı da buna atacak. Bak düz hiçbir şey vermediğinde bu şekilde algoritma işliyor. Ama siz mesajları atarken anahtar kelime de verebiliyorsunuz. Mesela ben kontente göre mesajlarımı at dersem ki olarak bunu verirsem arkadaşlar dedim ki kontente göre at box geldiğinde p 0a atacak spor geldiğinde P1'e atacak. Başka bir box geldiğinde yine P0'a atacak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir husus, bir de buna message ID diyelim. Daha şey olsun message ID'yi. ABC şunu da message ID olarak düzeltelim. Bir de Message'ların ID'sine göre şey yapabilirsiniz arkadaşlar, atabilirsiniz. Bu da aynı message ID'nin hep aynı partition'a gideceğini garanti eder. Yani bunda neyi sağlayabilirim? Ee, mesela sıralı mesajları okumak istediğinizde ben artık ne olacağım? Bu ID ile gelenler hep buna yazılacak ve neden bahsetmiştik? Bak aslında şu detay ondan önemli. 0 1'den önce yazıldı ya. E ben ilk mesaj, ikinci mesaj, üçüncü mesaj diye böyle sıralı tutabiliyorum. Yani işlem takibi başka bir adıyla event sourcing, aggregation ve paralelliğin sağlanmasını e, tek tek böyle sağlayabiliyorum arkadaşlar. Mesela bu contentleri ayırdığımda ne yapıyorum? Eee yani belli bir kontente göre sıralayabiliyorum cepte. Message ID'ye göre atabildiğimde yine ne yapıyorum? Sıralı işlemleri yapabiliyorum. Yani total'inde hiçbir şey vermezsem paralel işlemlerimi yine ilerletebiliyorum. Aslında bu çok basit mesaj yazma işlemi bana event sourcing, aggregation ve paralelliğin sağlanması yani az önce anlattığım şeyleri bana sağlıyor arkadaşlar. Yani burada basit deyip geçmeyelim. Partişine mesaj yazmada güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi... Topiklerde son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Topiklerde replication faktör diye bir şey var arkadaşlar. Bunu yine kod yazarken de göreceğiz. Üstüne yine değineceğim. Burası ne? Bakın broker, broker, broker. Brokerların burada görüyorum. İçerisinde neler var? Topikler var. Bak topika, topiğin içinde de bir partition var. Burada bir yıldız görüyorum. Bir de bir ok çekmiş buraya replication diyor. Burada da ISR diye bir R diye bir ne var arkadaşlar? Kısaltma var. Async replica demek bu şimdi replication faktör diye bir şey Kafka'ya verebiliyoruz arkadaşlar. Ben replication faktörü kaç verirsem benim bir mesajımın diğer sunucularda da o kadar tutulacağının garantisini veriyor bana. Tabii o garanti verme kısmına yine gireceğiz. Ee, burada mesela replication faktörüm 2, 3 tane sunucum var. Bak sunucu 1, sunucu 2, sunucu 3. Geldim. Burada bir partition 0 var topic A olarak. Topic A'm burada. Buraya yazılmış. Sonra replication faktörüne bakıyor. 2. Diyor ki ben bunu en az 2 kere çoklamam lazım. Gidiyor. Diğer bir broker'a bunu kopyalıyor. Yine bak broker 2'de başka bir lider var burada. Şu yıldızlı olanlar lider arkadaşlar. Master Slave ilişkisi var burada. Ona da geleceğiz. Bunda Zookeeper belirliyor. Hangi şeyin topiğin lider olacağını. Biri öldüğünde diğer ki başa geçiyor vesaire gibi. Kurallarımız da var orada. Burada mesela e, yarın bir gün bir şey oldu. Şuradaki e, şey öldü. Artık broker 101'deki şuradaki topyaya bir şey oldu. Ne yapacak? Bu kopyadan ilerleyebileceksiniz arkadaşlar. Ve sonra bu kopyayı sonra mesela şu broker komple çöktüğünü düşünün. Yani burayı elinizde kapatın arkadaşlar. Burası yok oldu. Ne olacağım? Benim replication faktörüm 2. 2 broker'ım var ama tek bir kopyam oldu artık. Gideceğim buraya da kopyalayacağım. Yani en az bundan 2 kopya görmek zorundayım. E bu da çökerse o zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani orada artık tek bir broker'a yazmak zorunda kalıyor Kafka. O yüzden tek sayıda genelde broker vermek önerilir. Ee, şimdi arkadaşlar bu, e, devam edelim. Neden bahsettim? Replication faktör sayısı kadar topik replikası olacağından bahsettik. Bu, bu değeri siz verebiliyorsunuz içeride. Ve e, verdiğiniz topiklerden bazılarının lider bazılarının da master-slave ilişkisi olduğunu da burada e, görmüş olduk. Bu da önemli bir faktör arkadaşlar. İlerleyelim. Partition'a yazmayı bir de özetleyelim. Yani buradaki süreçlerim nasıl oldu? 1- bir, bir mesaj geliyor. Bu Kafka'ya bir ulaşacak. Sonra bu mesaj e, topikteki, broker'daki lidere ulaşacak. Lidere ulaştıktan sonra replication faktör kadar kopyalama yapacak. Partition'a mesaj yazmayı 3 adımda özetledim. Tabi bir de bunun garantilenmesi var arkadaşlar Kafka'da. Acknowledgement diyoruz buna da. Mesela ben ek 0 seçersem ek 1 seçersem ve ek eksi 1 seçersem diye bölebilirim bunları. Ek 0 seçtiğinizde mesaj Kafka'ya ulaştığında gerisi benim için önemli değil. İşte lider mesajı aldı mı takmıyorum. Sadece bu buraya ulaştı mı tamam diyorum. Benim görevim bitti. Bu benim için bir başarılı senaryodur diyorum. Ek 0. Ek 1'de ise bunları bilerek üçlü üçlü böyle böldüm arkadaşlar. Ek 1'de ise şunu yapacak. Mesaj Kafka'ya ulaşacak. Aynı zamanda ben bu liderin bu mesajı okuduğunu teyit etmek zorundayım. Tamam. Mesaj ulaştı. Lider de mesajı okudu. Bir de son olarak x1 var. O da tahmin edeceğiniz gibi lider ulaşması da yetmiyor burada. Liderin replication faktör kadar bu mesajı kopyalara iletmesi lazım. Kafka'ya ulaştırdım. Lider'e ulaştırdım. Lider kendini kopyaladı. Tamam. Bu benim için diyorum ki başarılı bir işlem. Yoluna devam edebilirsin. Acknowledgement'ımı aldım diyorum. Şimdi. Bu producer kısmımızda arkadaşlar. Çok kısa bir özet geçelim. Çok şeyden bahsettik. Broker'dan bir bahsettik. Topic partition dedik. Zookeeper'dan bahsettik. Producerların e, temeline biraz girdik burada tanım olarak. Topic partition ve offset mekanizmasından ve topiğin anatomisinden bahsettik. E, Partition'a mesaj yazdığımız ve bunun aslında arkasındaki güzelliklerden ve artılarından bahsettik. Replication faktörden bahsettik. Bir broker çöktüğünde bunu kopyalama işlemlerinin beni nasıl güvenceye al, al, yani aldığını da görmüş oluyoruz bu açıdan. Ve bunu da özetledik. Aynı zamanda bunun acknowledgement olarak da kendimiz tanımlayabileceğimizi gördük. Yani benim için başarılı işlemin tanımını eklerle yönetebiliyorum arkadaşlar. Şimdi burası mesaj yazma kısmında. Bir de bunun okuması var. Konzü etme kısmı var. Gelin biraz da konzümürlerden konuşalım. 1. Topiklerden veriyi okurlar. Mantıklı. Hangi brokerlardan okuyacağını bilir. Nasıl bilir? rahat teşekkür ediyoruz arkadaşlar burada. Şimdi nasıl veri okuyoruz? Nasıl yazmanın algoritması varsa okumanın da belirli kuralları var arkadaşlar. Gelin mesaj okumayı görelim. Burada consumer okuma yapıyor arkadaşlar. Bu bir consumer'ım var. Önce gideceğim. Partition sıfıra gittim. Bir read olarak gidiyorum buraya. Sıfıra geldim. Sıfırı alıyorum ve bunu acknowledgement'ımı consumer'a yolluyorum. Yani ben ne yaptım? İlk bir okuma yaptım. Okuma yaptıktan sonra bunu aldım. Komitledim commitledim ve offset'imi ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Sizce offset'i kim arttırıyor? Zookeeper. Hemen sıfırı okudum, commitledim. Ne yapacağım? Offset'i 1 yapacağım. Artık consumer sıfıra değil 1'e gideceğini bilecek. 1'e gitti bu sefer okum. Bir, ee, çok kötü oldu. Eee, bu tool biraz zor arkadaşlar. İşte şunu 1'e gittiğini düşünün. 1'e gittiğini düşünün. 1'e gittim ne yapıyorum? Ondan sonra tekrar commitliyorum. ZooKeeper bir sıkıntı çıkmazsa offset'i arttırıyor vesaire vesaire. Böyle ilerliyor arkadaşlar. Yani özetle oku, commitle, offset arttır. Neydi? Biz consume ederken belli acknowledgement'larımız vardı. İşte Kafka'ya ulaşması okey olabilir. Şu ikisi okey olabilir veya tüm steplerin olması. Okumada da aynı seçeneklerimiz var. Benzer seçeneklerimiz. 3 tane var yine. At most once yani İngilizcesinde en fazla bir kere oku. Bunda da Consumer mesajı alır almaz Offset'i kaydeder. Diyor ki tamam ben mesajı aldım. Ama bir hata olabilir. Bir hata olduğunda arkadaşlar bir kere okuduğunu varsaydığım için Offset'i arttırmış olacağım. O yüzden veri kaybedebilirim. Bunu ne zaman kullanabiliriz arkadaşlar? Çok yüksek veri loglarında kullanabilirsiniz yazmışım. Yapısal olmadığı sürece. Yani şundan bahsediyorum. Mesela siz bir grafik gözlemleyeceksiniz müşterinin loglarından vesaire 1 milyonla 1 milyon eksi 100 grafikte çok bir şey değiştirmez yine grafiğin paternini böyle böyle görebilirsiniz arkadaşlar mesela buralarda çok rahat kullanabilirsiniz. Sizin için veri kaybı bu kadar kritik olmayabilir. Ama bir payment verisinde vesaire bir kayıp bile can yakabilecekse bunu kesinlikle önermeyiz. Veri okuma seçeneklerimizden ikincisi at least once. Bu da İngilizcesi en az bir kere oku consumer mesajı işledikten sonra offset'i kaydeder. Bak burada neydi? Bir kere e, consumer mesajı alır almaz offset'i kaydederdi. Burada alıyor bir de işliyor. İşledikten sonra offset'i kaydediyor. Bunu da yine yani çok sık karşılaşılır mı? Yani çok sık görmezsiniz ama bazı durumlarda özellikle restart durumlarında duplikasyona sebep olabiliyor. Ama burada da şöyle olaylarımız var arkadaşlar. Zaten e, yaptığınız sistemlerde attığınız eventlerde bir primary key vesaire gibi Şeyleriniz varsa e, primary hata atacağı için gidip atıyorum bir db'ye oradan aldığın event'i kaydetmeye çalışacaksın. Zaten öncesinde ettiğin bir kayıtsa duplikasyon senin için çok büyük bir problem değil. Ondan sonra consumer'ı tekrar dersin işte bu e, uyarırsın ona göre bir logic kurarsın falan filan. Yani bu en çok tercih edilen at least once zaten e, şeyde e, genel kafka yapısında. E, ama buna da yine dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Son olarak da yine exactly once en yani tesep ne deniyor ona? En teşekküllü mü denir? Yani en sağlam okuma. Tam bir kere okumadır bu da. Her mesajın en az bir kere aktarılmasını garantiler. Şimdi sen böyle bir şeyin garantisini veriyorsan transaction yönetim yapmak zorundasın ki Kafka'nın belli bir sürümünden sonra unuttum hangi sürümdü. Transactional producer, transactional consumer yapıları geliyor. Bu da transactional olduğu için zaten tam okudu mu okumadı mı komitleme mantığını yönetebiliyor arkadaşlar. Ama bak transaction işin içine girdiğinde maliyet de o kadar artıyor. Bunu eğer kullanacaksanız bir süre testi vesaire yapın arkadaşlar. Belki yine Kafka iyi bir seçenek olmayabilir. Bu kadar detaylı bir e, garanti sistem kurmak istiyorsanız belki Kafka'dan daha hızlı başka teknolojilerle veya başka yapılarla da ilerletebilirsiniz mekanizmanızı diyelim. Consumer'larla ilgili son, bu da part 2'nin sonuna geliyoruz. Son terminolojik şey buradan bahsedeceğim. Consumer Groups var arkadaşlar. Buraya da gelelim. Bu consumer'ların bir grup olabiliyor arkadaşlar. Bakın burada partition'larım var. Bu da consumer grubum var. Ne yapacağım? Bu partition'lardan mesaj çekeceğim. Şimdi eğer consumer grupların içinde de tıpkı partition'lar gibi consumer 0, consumer 1, consumer 2 vesaire diye gidiyor. Ee, burada ben 3'e 3, 3 çizdim. Mesela şunu da şunu yok edersem eğer arkadaşlar bir tek consumer'ım var. Gidecek üçü de bundan okuyacak gibi düşünün. E şu okun. Şuraya aldığımı düşünün arkadaşlar. Şunları. Üçü de bundan okur. Biraz yavaşlatır. Çok e, tavsiye edilen bir şey değildir. Ama bu sistem böyle olacaktır. Şimdi e, başka bir consumer geldiğinde bu yine şöyle bir dağıtım yapabilir. Bu sefer paylaştırılacak. E, i̇lk haline geldiğinde de zaten arkadaşlar böyle hepsinden okuma yapıyor. Şimdi ekstra peki bir tane daha gelse? başka bir consumer gelse bu sefer nasıl davranacak? C4 olsun mesela. C4 burada boşta durur arkadaşlar. Ama eğer şuradan bir consumer down olur bir şey olursa hemen gelir bunun yerini doldurur gibi düşünebilirsiniz. Bir consumer grup içerisinde. Diğer bir soru aklınıza gelebilir. Başka bir consumer grup gelirse ne olur? Bakalım ne olur? Mesela şunu şuraya aldım. Bunlar da arkadaşlar hepsinin kendi özel ID'leri vesaire olacağı için hiç sıkıntı yok. Bu consumer grupta da buradan tüketime devam eder. Aslında şurada yanlış çekmişim okları. Bu consumer bundan alır. Şunu bir reverse'u vardır büyük ihtimal burada. Send backward. Harika. Reverse reverse reverse. Neyse arkadaşlar bu ters olduğunu düşünün lütfen. Bunun okun consumer buradan şey yapıyor. Hatta şurada da bir tane örnek çizelim. E, bu consumer geldi. P0'dan konsüm etti vesaire gibi düşünebilirsiniz. Bunların 3 tane yine konsüm etmeye devam edebilir arkadaşlar. Çünkü farklı bir konsümer gruptur burası. Bunları da yine kod demoda biraz göreceğiz. Ee, ana ekrandan ön yüz ekranımızda. Part 2'de de diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Artık demoya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Eğer benim anlattığım terminolojik şeylerden aklınızda şu an ufak sis bulutları olabilir. Kod örneklerinde daha iyi göreceğiz. Özellikle siz kodu çekip tekrar çalıştırdığınızda çok daha iyi anlayacaksınız. Ama e, herhangi bir şey, ya şuna biraz daha kendim de baksam iyi olur dediğiniz yer varsa videoyu durdurup bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, demoda görüşürüz. Bunca ön bilgiyi aldık. Artık demomuza hazır hale geldik arkadaşlar. Gelin. Demomuza yavaştan başlayalım. Bu arada Part 2'yi yani bundan önceki e, dakikaları izlerken şunu Send Backward'a kadar gelmişim. Şu tersi çeviri görmemişim arkadaşlar. Büyük ihtimal siz izlerken kanser oldunuz. Bu ne hocam bir köşe falan filan diye. Neyse bu gereksiz detayı da vermek istedim. Şimdi arkadaşlar gelin bu öğrendiğimiz bilgiler ışığında bir de şeye bakalım. Şu diagramı bir de bu gözle inceleyelim. Bizim bir tane Publisher uygulamamız var şurada duruyor. Bu publisher uygulaması Kafka'ya event yollamak istiyor. Ama event yollarken belirli exception'lar alabilir. Böyle olduğu durumlarda ben bunları da kaybetmek istemediğim için bir veri tabanına yazıyorum. Sonra şurada bir kutu daha görüyorum. Debezium yazıyor. Nedir bu Debezium? Gelin bir tanımı okuyalım. Debezium Change Data Capture çözümüdür. Yani CDC diye kısaltması var baş harfleri. Veri tabanındaki veri değişikliklerini yakalayarak ve kaydederek bu değişiklikleri başka sistemlere taşımak için kullanılan bir yaklaşım. Yani bu tanımdan ne anlıyorum? Burada bir değişiklik olduğunda şuradaki arkadaşım anlıyor ve Kafka'ya tekrar bunu iletiyor. Bu, no, yani bu güzel bir sistem arkadaşlar. Yani bir exception, bir istisnai bir durumda ne yapacağım? Veri tabanından besleyerek onu da bir şekilde tutmuş olacağım ve Kafka'ya iletmiş olacağım. Buna da outbox yaklaşımı diyoruz aslında. Şurada da bir outbox e, tablosu yaratıyoruz. ID, aggregate ID, aggregate type, payload ve type olarak. Bu genel standart olarak bu kullanılıyor genelde. Ama şundan da bahsetmek isterim. Biz burada sadece exceptional durumlarda burayı besliyoruz. Normalde diğer kullanımlarda her zaman veri tabanına atılıyor ve oradan e, Debezium ile Kafka besleniyor. Yani arkadaşlar bu daha güvenli bir sistem. Neden? Çünkü sen hep bir veri tabanına atıyorsun. Sonra Kafka'ya atılmasını istiyorsun ki senkronizasyonda bir problem olmasın. Diğer türlü after commit kullandığınızda bile kaçmalar ne yazık ki olabiliyor arkadaşlar. Ondan da bahsetmek isteyeyim ama bu benim dizaynım. Dolayısıyla ben burada exceptional case de buraya atmak istiyorum yani. Çünkü benim için senkronizasyon çok önemli değil. Ben daha çok hıza önem veriyorum ve verileri az miktarda kaçırmaya önem veriyorum. Ve böyle bir sistem kurguladım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burayı besledik bir sebep için. Ne sebep için? Bu consumer'ın burayı okuması için. Consumer da buradan eventleri okuyacak. Tabii ki burada da hatalar olabilir. Bundan yaklaşık 6,5 yıl önce ilk staj yaptığım yerde bir direk yapıyordu firma. Direklerde işte telefonu şarj ediyor falan filan öyle özellikleri vardı. Taksim'de orada burada direkler asılıydı. bir gün direk çalışmamaya başlamıştı ve CEO oradaki mühendislere bir konuşma yaptı. O da beni çok etkilemişti. Yaşımda küçük tabii daha fazla etkilendim. Dedi ki: "Ya dedi siz bunu tasarlarken yağmur yağacağını hiç mi düşünmediniz? Yağmur yağdığı için bozulmuştu. Siz biz de mühendisler olarak dedi. Sadece iyi gün senaryolarına göre tasarım yapmayız. Kötü günleri de düşünmek zorundayız." demişti ve bu beni çok etkilemişti arkadaşlar. Oradan e, bağlayaraktan biz de burada kötü gün senaryolarını düşünmek zorundayız. Bu konzyum ederken bir sıkıntı yaşayabilir. O yüzdendir ki burada retry job diye bir ayrı uygulamam var. Bu da ne yapıyor? Fark ettiyseniz bu hem create'den okuma işlemi yapıyor hem de retry'den okuma işlemleri yapacak arkadaşlar. Ee, ve retry ve error arasında durmadan bir paslaşma olacak. İşte okumayı dene, okuyamazsan error at, sonra bir daha dene, bir daha dene falan gibi. Burayı da siz belirliyorsunuz. 5 dakikada bir 5 kere dene atıyor. 5 kere denedikten sonra baktın olmuyor, bırak. Şimdi başlayalım. E, bunu sonda da söyleyebilirim ama burada söyleyeceğim. Ben bunu error ve retry topikleriyle yönettim burada. Ama hatırlayın şeyden de bahsetmiştik. At most once, at least once gibi acknowledgement türlerinden de bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Burada onlar da kullanılabilir aslında ama ben asenkron sistemle devam etmek istiyorum. O yüzden asenkron bir sistemde devam etmek istediğinizde error ve retry topic mekanizması sizin işinizi retry yani tekrar deneme işlerinde daha iyi görecektir diyebilirim. Normalde YouTube'da orada burada arattığınızda bu tarz bir dizaynı görme şansınız zor. O yüzden bu eğitim videosunun da bu yönden de biraz özel olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini kitaptan da erişip lokalinizde çalıştırabilirsiniz. Şirketinizde, kendi projelerinizde kullanabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dedikten sonra gelin artık bunu bir ayaklandıralım. Da, e, Docker'la kaldıracağım ayağı. Docker kompozumuza bir bakalım. Bu arada bu kurs bir Java kursu değil. Bir Docker kursu da değil. O yüzden bunların detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Bugünkü ana konumuz Kafka. E, şimdi servislerime bakıyorum. Zookeeper. Bunu gör, görünce artık aklınıza birçok şey geldiğine eminim. Ne gibi? İşte producer nereye yazacak? Consumer nereden okuyacak? E, topikte lider seçimi vesaire gibi dengelerin sağlanması için Zookeeper'ı buraya ekledim. Kafka. Kafka'da arkadaşlar benim zaten bugün başrolüm broker bir replication faktörü bir verdim. Zaten arkadaşlar bu arada tek lokalimde çalışıyorum birden fazla brokera bir ihtiyacım yok. Zaten lokalimde göstereceğim ufak bir uygulama portları vesaire burada hepsi verilmiş şekilde Kafka'yı da kapattım. Kafka admin bundan bahsetmedik ama şuradan sizin de göreceğiniz gibi bu bir ön yüz benim topiklerimi brokerlarımı konsumurlarımı görebileceğim bir ön yüz arkadaşlar burası bunun detayına gireceğiz kapattım. E, dizaynımızda bir veri tabanı vardı. Burada veri tabanımın şeyleri de burada mevcut. Bakın volümde benim init SQL'imi veriyorum. Kendisi burada duruyor. E, otomatik çalışacak. E, 54.32'de ayak atmasını istiyorum ve şifresi example. Unutmayın az sonra gireceğiz. Ya bana hatırlatırsınız diyecektim de e, ben de unutma. Şimdi adminer arkadaşlar. Bu da adminer diye mi okunuyor bilmiyorum ama bana bir cool geldi şimdi böyle okuyunca adminer. E, bu da arkadaşlar veri tabanındaki e, tablomuza SELECT atabileceğimiz, oradaki değişiklikleri göreceğimiz bir ön yüz diyebilirim. Bunu da kapattım. Kafka Connect. E, şimdi Kafka Connect'ten bahsetmedim, şöyle bahsedeyim. Ben şimdi bir Debezium var değil mi arkadaşlar burada? Debezium ne yapıyordu? Kafka ile Postgre arasındaki veri iletişimini sağlıyor. Ama bunun sağlanması için bunları bir şekilde bağlamam lazım. Onu da Kafka Connect ile yapıyorum. Basitçe yazmışım buraya. Kafka'nın dış sistemler ile data entegrasyonu yapmasını sağlayan bir araç. Şu iki arkadaş arasındaki iletişimi Debezium ve Kafka Connect sayesinde kuruyorum arkadaşlar. Kafka Connect ile bağlıyorum. O bağlamayı da göreceğiz. Bu da burada mevcut. Zaten linklerine baktığımda DB ve Kafka'yı ne yapıyorum? Görüyorum burada. Bunu da kapattım. Gelin bunları bir uçuralım. Docker Compose Up deyip ayaklandırmaya başlayalım. E, bu arada Docker bulandan Allah razı olsun demek istiyorum. Çünkü eskiden bunları kurardık. E, kurduktan sonra denemesini yapardık falan filan. Bayağı süreçler vardı ama Docker'ın böyle yaygınlaşmasıyla falan. E, bakın tek bir komutla şu kadar saydığım şeyi benim için ayağa kaldırıyor. İnanılmaz bir teknoloji. Bunlar dolarken e, zamanımız boşa geçmesin. Ben size şunu da göstereyim. Bu videoyu çok seviyorum. Siz de görebilirsiniz. Docker First Presentation videosu. Bu adam Dakar'ı ilk defa burada tanıtıyor arkadaşlar. <laughs> Tabii gizli sekmeden açtığım için kantom e yok. Şöyle geçelim. Adama 5 dakika veriyorlar ve Dakar'ı burada anlatıyor arkadaşlar. Bakın işte Dakar run diyor, hello world yazdırıyor, Dakar image'larını gösteriyor, nasıl çalışacağını anlatıyor. Adamı 10 dakika bile vermiyorlar. 5 dakikada bunu anlatmasını istiyorlar. Hatta süresi bitince hadi falan zil çaldı diye adamı şey yapıyorlar. Ve burada şey yazmışlar. Ducker gibi bir şey yazmışlar ama bilmiyorum bilerek mi yanlış yazdılar anlamadım. 10 yıl öncesinin videosu müzelik bir video yani. Benim için özel bir videoydu. Belki siz de izlersiniz. Keyifli bir video. Şuna bakalım bitmiş mi? Bitmiş zaten. Anlatacaklarım da bitmişti. İyi denk geldi. Tamam. Şimdi Ducker'ımıza bir bakalım. Container'ımı görüyorum. E, tüm dediğim elementler 6 tane element var burada. Hepsi up and running. Ayakta. Çok güzel. İmajlarım, volümlerim de oluşmuş. Çok güzel arkadaşlar neyden bahsetmiştim? Şu e, Kafka adminden bahsetmiştim. Şunu bir açalım. Bir de şundan bahsetmiştim. Bunu da bir açalım. Benim veri tabanım ne? PostgreSQL. Username'im default, password'üm example'dı. Database'im outbox. Buna bir bağlanalım. Evet, bağlandık. Şuna tamam diyeyim. Outbox tablom oluşmuş. Çok güzel. Select attığımda da boş şu an hiçbir veri olmasını zaten beklemiyorum benim için Kafka'nın ön yüzü de bu arkadaşlar. Bakın broker hepsi gözüküyor. Brokerlarıma tıkladığımda şu an 4 tane topik var. 81 tane parti işim var. 4 tane topik ne alaka diyebilirsiniz. Geleceğim şimdi. Bu da default oluşturulanlar. Konfigleri, offsetleri, statüleri falan default olarak oluşturuyoruz. Oluşturuyor daha doğrusu Kafka. Burada mevcut. Konsumerlarıma giriyorum. Şu an aktif bir konsumerım yok. Akses kontrol liste geçelim. Bunda işimiz yok. Özetle bu kadar arkadaşlar. Kafka'nın bana sağladığı ön yüz bu. Dilerseniz buradan topic de yaratabiliyorsunuz. Bakın topik bir isim verme yapabiliyorsunuz. Partition sayısını verebiliyorsunuz. E, replication faktör 2 3 olması öneriliyor. 3 diyelim. İşte ne zaman sonra şey olsun. E, verdiğiniz buna size işte limit bunları verebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada clean up policy'den hiç bahsetmedik. Bunu delete yaparsanız süresi geldiğinde hepsi silinir. İşte compact yaparsanız bu da günlük bunu zipliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bu cleanup policy'yi de ekstra siz sizde araştırabilirsiniz Diyelim cancel dedim şu an bir yaratmak istemiyorum ee, Şeye geçmeden önce ek bir bilgi vereyim şuna sağ tıklayıp sekmeyi yeni gruba ekle deyip Şöyle yaptığınızda arkadaşlar bakın bu artık birlikte çalışan bir sekme oluyor Şuradan dilerseniz buna isim de verebiliyorsunuz şirkette de çoğu arkadaşıma gösterdiğim bir sistem ee, Çünkü biz yazılımcılar olarak çok araştırma yapıyoruz Google'ı çok kullanıyoruz ve bir sürü sekmemiz böyle açık oluyor. Bunu daha böyle yönetilebilir hale getirmek için parçalara bölmekte fayda var. Belki işinize yarar diyeyim. Bunu da bu bilgi de vermiş olalım. Şimdi ne yapacağım? Artık uygulamalarımı yavaştan ayağa kaldırmaya başlayabilirim. Neyden başlayacağım? Publisher'dan. Önce bir şeyleri üretmemiz lazım. Main'den fitili ateşledim arkadaşlar. Şunların hepsini anlatacağım bu arada. Konfigleri, kontrolleri vesaire tüm paketleri anlatacağım. Ayağa kalkmasını bekliyoruz. Evet ayağa kalktı. 80-80'de ayakta. Çok güzel. Bir Kafka UI'ımıza bakalım. Şöyle bir refresh ettim. Güzel. Şu an burada da bir değişiklik yok. Tamam bu ayakta. Şimdi ne yapalım? Consumer'ımızı da bir ayaklandıralım arkadaşlar. Şöyle bunda da main'den fitili ateşleyelim. Bu arada Gradle'ı çok seviyorum. Ee, bana böyle istediğini seç derlerse, direkt Gradle'ı seçerim. Çok hızlı. Özellikle bir kere daha çalıştırdığınızda inanılmaz bir cache mekanizmasıyla çok hızlı çalıştırıyor. İşte kod yazma imkanı sunuyor size vesaire. Gradle'a da buradan şeyini verelim, artısını verelim. Consumer'ı çalıştırdığımda publisher'a göre ekstra şu mesajları görüyorum. Burada ne diyor? Partition assigned. iki tane. Bir order create var bir de retry var. Buna şaşırmamak gerek çünkü ana resme gittiğimde bu bir create'den dinliyor bir de retry'den dinliyor bakın ana resimde. Şimdi bakalım bu topiklerim oluşmuş mu? Evet görüyorum. Order Create ve Order Retrain burada benim için oluştuğunu görüyorum. Consumer gruplarına baktığımda bunun da burada oluştuğunu ve bu topikleri dinlediğini ne yapıyorum arkadaşlar? Görebiliyorum. Müthiş. Sıradaki uygulamamızı da çalıştıralım. Son kardeşimiz de burada çalışsın. Retry cevabımızı da fitilini yakalım. Bu da ayaklansın. E bu, bunda da neyi bekliyorum arkadaşlar? Bu da neyi dinliyor? Error'ı dinliyor. Demek ki error topiğinde oluşmasını bekliyorum. Partition, assigned ve error. Bakalım hemen UI'ımıza. Gelmemiş. Bir refresh atalım. Yine gelmedi. Ama gelecek. Yani gelmesi lazım. Tam burada assigned dedi. Gel artık. Can sıkıcı olmaya başladı. <laughs> Şimdi gelecek. Ah, tamam. E, bu da burada arkadaşlar. Error'ımız da burada oluştu. Bir consumer grubumuz daha. Retry olarak eklendi. Süper. Şimdi arkadaşlar yavaştan işlerimize başlayabiliriz. Kafka Connect'ten bahsetmiştim değil mi? Benim şuradaki iki sistemi birbirine bağlayan bir Connect'e ihtiyacım var. Şu bağlantıyı kurmak için. Şimdi Docker'ı açtığımda Kafka Connect nerede? Burada 8083 portumda ayakta çalışıyor. Gelin bu ikisini birbirine bağlayalım. Postman'ı açtım. Postman'de bu, bu koleksiyonu collection'ı sizle paylaşıyorum zaten. Resource'un altında var. Geldiğimde arkadaşlar bakın konfig ayarlarını verip bu iki sistemi birbirine bağlayacağım. Nasıl? Name'i Outbox olarak verdim. Database'imin host name'i 5432'de çalıştığını bunları hep söylemeniz gerekiyor. bunu yine Debezium'un işte şeyinden bakabilirsiniz. Dokümantasyonlarından bakabilirsiniz ama okumak oldukça zor bu arada. Yani şunları bulup yerleştirmek epey zor oldu. DB name'imizi vesaire veriyoruz. Burada başka neden bahsedebilirim? Önemli. Şu benim için önemli. Skip operation. Şimdi veri tabanında bazı işlemler var. Bak bunları skip et diyorum. Nedir? Update, truncate, delete. Bu operasyonlar geldiğinde bunları takma demişim ben. Çünkü ben sadece insert ile ilgilenmek istiyorum. Buraya sadece bir insert olduğunda database'ün buna çaksın ve benim topıma atsın. Diğer işlemlerde hiç değişikliği yakalama gibisinden bir şey verdiğimi düşünebilirsiniz. Gelin bunu bir tetikleyelim. Send dedim. Yolladım Kafka Connect'e. O da dedi ki tamam 201 created ben bunu senin için yarattım dedi. Emin olmak için bir get çağırabilirsiniz. Bakın get dediğimde de bu yine geliyor. Delete dediğinizde siler. Şu an dememize gerek yok. Evet bu üçünü konuşmuş olduk. Artık bağlantıyı da kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelin ilk eventimizi atalım. Şöyle bir eventi yollayacağız. Bu eventi atmadan önce de size biraz projeyi tanıtayım. Şimdi Burada ne, neler olduğunu bilelim, ona göre ilerleyelim. İlk kontrolü, hepsini bir açayım şu paketlerin bizim için. Şöyle açtım. Controller'dan başlayalım. Controller, tabii ki bu dış dünyaya bir şekilde buna event'in gelmesi lazım. Bunu da Controller sayesinde sağlıyoruz. Orders diye bir endpoint verdik buna. <laughs> Topic name'in falan da burada hazır. Ee, bir event alacağım. Bu event'i de neyle, bir şeyle map'lemem lazım. Bu da request body. Modellere geldiğimizde konuşacağız arkadaşlar bunu. Kapattım. Controller bu kadar. Publish dediğimde asıl işlemi burada yapacağız. Burayı zaten konuşuyor olacağız. Kapattım şimdilik. <laughs> Çok pardon. Controller'ı kapattım. Ee, gelin modelleri inceleyelim. Modellerde de bir order'ım var. Bu da benim şuradaki aldığım isteğin. Tabii ki içeride bir Java objesine ne yapması lazım? Map etmesi lazım. Bunu da bununla sağlıyorum. Kapattım. Entity'm var. Veri tabanından bahsetmiştik. Veri tabanına da bir şeyleri insert etmek için burada bir entity yarattık. E, bunun sağlanması için de tabii ki bir repository'e ihtiyacımız var. Bunu da JPR repository ile hallediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu Java kursu değil. Repository nedir? E, i̇şte niye bunu kullandık vesaire. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Bugünkü baş karakterimiz Kafka. E, ee, sırada şunu inceleyelim. Şimdi bu publisher'ın Kafka ile bir şekilde config ayarlarının yapılması lazım ki nereye gittiğini, broker'ın vesaire bilsin. Açalım bu producer config. Bakın bu bir Configuration Geldim İlk başta beni Bootstrap Server diye bir şey karşılıyor Bakıyorum 59092 Bunu da bu arada şeyden alıyoruz arkadaşlar, Application YAML'dan Yine aynı zamanda veri tabanına bağlanma işlemlerini Bilgilerini falan da buraya yazıyoruz <laughs> Şimdi Bootstrap Server's da Ben bu broker şeyimi verdim 59092'ydi bakın Kafka'nın neyine eşit? Portuna eşit. Tamam Vermişiz Bu arada bu bir array de olabilir. Madem bir broker, hatırlayın brokerlar kaça kadar çıkabiliyordu? 100'e kadar çıkabiliyordu cluster için. Yani birden fazla da olabilir. Yani bunu array olarak ver, da verebilirsiniz. İkinci bir şey için Kafka konfigürasyonlarında bir template'e bir de template'in içinde producer factory'ye ihtiyacınız var. Benim template'imde keys string volume ise object yani bir json. Ben burada bir json yollayacağım postman üzerinden. Gelelim producer factory'i inceleyelim şimdi. Bir tane map yaratıyorum. Konfig ayarlarımı içeri koyabilmek için. 1. Broker'ımı verdim. Bakın bu yukarıdaki broker'ın verilmişi. Verdiğimiz hali. 2. Key Serializer. Ben keyim ne? String. Demek ki String Serializer vereceğim. İki, bu o bir obje ama JSON geleceğini biliyorum. Ne vereceğim? JSON Serializer'ı içeriye vereceğim. Yine bunun gibi ayarlar var arkadaşlar. Request Timeout. MS Config. Bakın timeoutları, max block şeylerini falan da buradan ayarlaya biliyorsunuz yine işiniz düştüğünde buradaki config ayarlarını Kafka'nın dokümantasyonundan da vesaire detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben bir iki tanesinden daha bu eğitimde bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda bahsedeceğim. Config'imiz de bu kadar. Kapattım. Sırada Publisher. Yani son elementim. Bu da event'e atacağımız yer. Şuna dikkatinizi çekiyorum. Record Constructor olduğu için bunlara otowire falan eklemiyoruz. Kafka template'im burada. Outbox repository'mde save işlemleri için yerini almış durumda. Publish metodum ne yapıyor? Train içerisinde Kafka'ya event atmaya çalışıyor. Bir abukluk olduğu zaman da veri tabanını atıyor. Veri tabanını atmada da bakın bir UID ile key yaratıyorum. Outbox'ın nüvleyip içerisine benim eventimi de save ediyorum ki şey bunu Postgre'ye yazsın ve Debezium bunu algılayıp Kafka'ya yazsın diye. Şu an ilk şunu görelim biz. Kafka send operasyonunu görelim. Geldim post menüme. Order ID 1 olsun bu. 1'i yollayalım içeri. Send dedim. Gitti. Bakalım gerçekten gitti mi? Bir refresh atıyorum. Evet burada. Şu niye doldu? Sanırım bir şeyleri açık unuttum içeride. Bir hemen şuna bir bakayım arkadaşlar. I consumed diyor. Tamam doğru. Retrayımın pardon. Retrayımın dolu gelmemesi lazımdı arkadaşlar. Büyük ihtimal bir şeyi açık unuttum. Şunları neyse hiç sorun değil. Şunu bir inceleyelim. Retry niye çalışmış? Ee, bir şuradan bunun publisher'ına geldim. Şunu breakpoint atmışım zamanında. Consume, consumer. Hmm, evet arkadaşlar şurada bakın. Benim şeyim var. Ee, int, error, thread, local, random. Sıfırdan ona kadar üretiyorum burada bana rastgele bir sayı veriyor arkadaşlar. Bunun 7'den küçük olması lazım ki bunu konsüm edebilmesi lazım. Yani burada bir lojimiz var. Buraya geldiğimde de anlatacağım. Retry'im da bu yüzden dolu geldi şimdilik. Bunu, buna takılmayın. Şimdilik sadece şuna bakalım. Order Create'e baktığımda arkadaşlar içerisinde benim mesajımı göreceksiniz. Bakın. Event'i yolladığım şey burada hazır. Order ID 1, Mr. Sönmez 10, 213 ve bu kendi içerisinde duruyor arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bunun neden bir geldiğini az sonra anlatacağım. Az sonra şey üzerine göreceğiz. Bunun denk gelmesi çok güzel oldu bu arada. Tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir de şunu görmek istiyorum. Neyi göreceğim? Şunu bir yorum satırını açıyorum. Pardon. Şunun yorum satırını açtım. Bunun yorum satırını açtığımda arkadaşlar ne var burada? If topic name equals topic name. Bunun fos gelme şansı var mı? Yok. Yani runtime exception almak istediğimi ben burada söylüyorum. Exception aldığımda da keçe girip veri tabanını besleyeceğim. Şunu bir tekrar çalıştıralım. Stop and rerun diyelim. Evet tekrar ayaklanmasını bekliyorum. Süper ayaklandı. Düzenime bakıyorum. Şu an bir tane order create de neyim var? Bir tane mesajım var. Geldim. Tekrar bir event yolluyorum. Order id 2 şeklinde. Eventimi yolladım. 2 oldu. Ama ben bunun içerisine geldiğimde bunun neye düşmesini bekliyorum? Keçe düştü. Keçe düşmesini bekliyorum. Bunu o zaman ne doldurdu? İşte debezium bağlantısını bu yüzden kurduk. Bakın bir selek çekiyorum arkadaşlar. İçeride ne var? Benim order ID ikili şeyim buraya kayıt atılmış zaten loglardan da göre biliyorum Insert into outbox. Buraya insert operasyonumu yaptım. Deveciğim buradaki şeyi saniyesinde anladı ve gitti. Benim Create topimi ne yaptı arkadaşlar? Besledi. Çok hızlı bir şekilde beslemiş oldu. İşte bir exceptional case'de de event kaçmasın diye hata yani yaptığımız oradaki yönetim çok iyi bir şekilde çalıştığını da görmüş olduk. Gelelim. Bunu eski haline çevirmiyorum. Zaten her türlü buradan benim Kafka eventimi besleyeceğini biliyorum. Bu burada kalsın. Yani şunu loglara baktığımızda göreceğiz daha sık bir şekilde. Tamam. Şimdi gelin bir de consumer tarafına bakalım. Bir de bu kodu inceleyelim. Ondan sonra bunun yapısını da anlayacağız. Önce yine eski usul hepsini açayım. Bundan önceki yaptığımız gibi. Şimdi arkadaşlar bu durmadan iki şeyi dinleyen aslında bir uygulama. Kafka listener'larımız var. Bunda da şeyden başlamak istiyorum. Yine konfiglerimizden başlayalım. Producer config'e gittiğimde aynı şeyleri göreceğim. Yine bir bootstrap server'ım Bağlanmak için konfig ayarım burada. Yine bir key-value şeklinde ve bunların serializerlarını buraya yazıyorum. Güzel bir şekilde çalışıyor ve bunu e, faktörün içerisine ekliyorum. Bu kadar. E, geçen şeyle aynı olduğu için birebir anlatmıyorum. Kapattım. Ama şurada biraz daha farklılıklar var. Consumer konfiglerinde. Yine şurası çok benziyor. Yine consumer factory string ve obje olarak veriyorum. Burada string deserializer. Öncekinde deserializer veriyorduk. Burada deserializer veriyoruz arkadaşlar. İkincisinde JSON verdiğimde nedense bir hata oldu. Bu hatanın üstüne çok düşmedim ama string verdiğimizde çalışıyor. Aklınızda bulunsun hani çok takılacağımız bir nokta değil. Bir de burada ekstra bir şey daha görüyorum. Bak producer config de bunların setlendiğini görüyorum. factory set consumer factory işte new string json message converter'ı burada yönettik arkadaşlar. Çünkü şurada dediğim gibi patlıyordu. Burada yönetmek zorunda kaldım. Burada ekstra şundan da bahsetmek istiyorum. auto offset reset config latest diye bir şey vermişim. Burada offset config'lerinde latest latest earliest gibi ya zaman earliest gibi kavramları görebilirsiniz. Ben size açıklamalarda to do kendime bırakıyorum. Makale bırak. Bu videonun altında bununla ilgili makale bırakacağım. Latest işte ilk partition'dan okumaya başlar. Pardon latest kaldığı partition'dan okumaya başlar. Earliest ilk partition'dan beri okumaya başlar. Bunların kullanım amaçları var arkadaşlar. Genelde latest kullanılıyor. Ama bunun da detaylı bir şekilde makalede okuyabilirsiniz. Çok fazla bilgiye boğmak istemiyorum burada. Bir ana konumuza tekrar odaklanalım. Consumer Confirm'de bu, bundan ibaret arkadaşlar. Bu kadar. Aynı yani Producer'da yaptığım gibi config ayarlamalarımı yapıyorum. Artık bu klasörümü de kapattım. Exception'larım içinde iki tane Exception yazdık. Bir tanesi Validation Exception, bir tanesi Business Exception. İkisi de Runtime'dan Extend ediyor. Çok bir önemi yok. Göstereceğim neden yazdığımı. Kapattım. Modelim aynı. Order Event modelim burada da kendini gösteriyor. Bunu da üzerinden geçmeyeceğim. Şimdi, e, Consume'e bakalım. Nasıl Consume ediyormuş burası? İlk başta, burada yine Constructor vurgusunu yapalım. Topic name'im belli, Order create. Şimdi retry topic name'im de var. Bu retry'dan da dinleme yaptığı için retry ve error'ı da vereceğim. da niye verdiğimi aşağıda göreceksiniz. Bu topic isimlerini, bakın aynı şekilde buraya tanımladım. Siz dilerseniz bir static sınıfa çekersiniz, bir config dosyasından okursunuz falan. Yani burası şeye kalmış, çok önemli değil yazılım dizaynınıza kalmış. Bir de private static final string group id. Group id'yi de zaten biliyoruz arkadaşlar. Şurada group id'mizi de burada verdik. Mapleme işlemleri de yapacağımız için object mapper'ı da kullanmak durumunda kaldım. Şuradaki kodları açıklayalım. En fazla kodu zaten bir burada bir de retry'da göreceğiz arkadaşlar. Başka böyle karmaşık kod yok. Bu da karmaşık değil. Kafka listener notasyonumu koydum. Kafka listener notasyonumu koyduğumda bu ilgili topik, ilgili grup id'sini ne yapacak arkadaşlar? dinlemeye alıyor. Burada topik name'im ne? dinleyen bir neyim var arkadaşlar burada? Bir metodum var. Şuraya bir breakpoint hepsini inceleyeceğiz. Bu ikisini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Retry ile beraber. Şunu aşağı aldım. Buradaki amacım şu. Train içinde önce bir konsum etmeye çalışıyorum. konzümde de ne yaptık? Bir tane e, random değer alıyorum. 0.10 e, bandında. Burada işte eğer 7'den küçük gelirse tamam ben bunu konsüm edebildim diyoruz. 7 gelirse business exception atıyorum. 8 gelirse validation exception atıyorum. Aksi takdirde de connection exception. <laughs> Connect exception attık. İşte bir veri tabanı hatası olabilir, bir şeyler olabilir falan filan. Buraya yalandan da bir mesaj ekledim. Ee, az önce retry topic doldu ya arkadaşlar. Ee, onun şimdi nedenini az sonra anlayacaksınız. Şurada büyük ihtimal ne geldi? Eee şeyden küçük bir sayı geldi error'dan. Yani 7'den daha büyük bir sayı geldi. Bundan dolayı konsüm edemedi ve retry topic doldu. Yani biraz da şansa bıraktığımız için işi burada öyle bir tasarım yaptık. Şimdi gelelim yukarı çıkıyorum. Konsümde neyi yaptığını gördüm. Business veya veya validation exception alırsa hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Yoluna devam ediyor. Ama connect exception alırsa içeride ne yapıyormuş bakalım. Bu arada şuna geleceğim. Consumer record'u e, debug'larken bunun aslında neye tekabül ettiğini hep beraber anlayacağız arkadaşlar. Şu an debug yapmadığım için geçiyorum. İçeriye geliyor arkadaşlar bu. E, bunu hatta debug'da görelim. Şu, şu dizaynı unutmayın arkadaşlar. Şurada işte connect exception olursa şu kısmı debug'da göreceğimiz için açıklamıyorum. Gidiyor retry topi'ye bunu ne yapıyor arkadaşlar? Publish ediyor. Tekrar denemeye. Consumer'ın içinde bir sıkıntı olduğunda ben bunu gidiyorum. konsum edemedim. Kardeşim diyorum git bunu retry'e at ve bir daha dene. Sonra bir daha denediğinde bu sefer neyi dinliyor? Retry topiğini dinliyor arkadaşlar aynı zamanda. Bakın yine bir Kafka listener var. Bu sefer birebir aynı ama retry topic name değişiyor. Artık create topic'ini değil de retry'i dinliyorum. Retry'i dinlerken yine aynı şuradaki algoritmam koşuyor. Bu sefer büyük ihtimal 7'den küçük bir şey geldi ki retry devam etmedi veya error topayım dolmadı. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada da hata alırsam artık topu kime atıyorum arkadaşlar şeye? Bizim diğer elemanımız olan retry acaba atıyorum. Demek ki bakın şeyim dolmadığına göre buraya düşmedi ama biz hepsini debug'da göreceğimiz için buraya da düşüreceğim. Geldim. Buraya düşmesini istediğimde buraya da bir yorum satırı bıraktım arkadaşlar. Şunu açabilirsiniz. 9 gelirse ne alacak? Connect exception almak zorunda ve bunu tekrar denediğinde de Ritra'ya e attığında da yine bir sonuca varamayacak burada ve bunu error topiğine ne yapacak? Şutlayacak. Gelin bunu debug modda bir başlatalım. Ben bunu düz çalıştırmıştım diye hatırlıyorum. Şöyle kalsın. 2.0.1. Bunu unutmayın. Şurada da bir tane şeyimiz var. Yani unutsanız da olur. Çok önemli değil arkadaşlar. Zaten debug'da göreceğiz. Tamam bu hazır. Artık bir event yolladığımda konsüm ederken hata alacağım garanti. Burada. Ve bunun retry uygulamasıyla nasıl konuştuğunu da şey yapmak istiyorum. O yüzden çok kısa Retry'i da anlatayım. Zaten çok benzer şeylerden bahsedeceğiz. Konfiye geldim. Şu yine hepsini açalım. Modeli artık konuşmuyorum arkadaşlar. Birebir aynı. Eventimin maplediğim yer. Kapattım. Bitti. Config'lerimi şey yapıyorum. Consumer config. Producer config. Producer config birebir aynı. Yine verdiğim serializerlarım burada hazır. Konfiglerim aynı şekilde yapılı. Bunun da üstünden artık geçmeyeceğim. Sadece consumer config üzerinden biraz geçebilirim. Burada deserializerlarımı tekrar verdim. Set operasyonlarımı yaptım çevirmesi için. Burada ekstra şundan bahsetmek isterim. Burada max poll interval ms config diye bir şey görüyorum ve burada 15.000 değeri görüyorum. Bunun çekme sıklığını da hani konsüm etme sıklığını da siz buradan belirleye Biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size bir mülakat sorusu mesela çıkabilir. RabbitMQ ile Kafka arasındaki farklardan bir tanesi. Ben Kafka'da pull model kullanıyorum. RabbitMQ'da da ise push model kullanıyorum. Nedir pull model? Yine bakın bunu da araştırabilirsiniz. To do, search diyeyim mesela buraya size bir to do kalsın. Burada arkadaşlar pull modelde consumer ne kadar çekebileceğini, kaç saniyede bir çekebileceğini falan kendi belirliyor. Ama RabbitMQ ise bunun push model şeyinde çalışıyor. Consumer bağımsız ne kadar push diyebilirim gibi düşünebilirsiniz. Aradaki en büyük farklardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Dedim. Bundan da bahsettikten sonra burada da ekstra değineceğim bir şey yok. Yine gördüğümüz aynı şeyler. Config'i de kapattım. Şimdi gelelim consumer'a. Burada da bir lojik var. Bunu da anlatmak durumunda kalacağım. İkisini bir anlatacağım için arkadaşlar şuralara breakpoint'imi koyayım. Ee, yine şunu unutmayalım. Arc Constructor'ım burada var. Kafka Publisher'ım burada. Burada Error Topic'imin isimlendirmesini görüyorum. Burada Retry Count by Topic Names'i diye bir map yarattığımı görüyorum. Ve Post Construct'da yani uygulama ayağa kalktığında Retry deneme sayımı 5 olarak verdim. Az sonra ne işe yaradığını göreceksiniz zaten bunun. Ufakça bir değineyim retry count key'imi retry count olarak veriyorum. Bunu da retry count'umu takip edebilmek için şu JSON'ın içerisine yerleştireceğiz. Şurada ekstra bir retry count diye bir değerim olacak ki bunu anlayayım kaç kere denediğimi. Ve aynı zamanda error key ve retry key var. Belki siz de fark etmişsinizdir. Ben topiklerimin ismini verirken nokta error retry bir tek şu son kısım değişiyor değil mi? O yüzden Hangisini atacağımı şu ikisini replace ederek çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum. Onunla ilgili de metodumuz var zaten. Evet. Geri kalan tüm şeyleri arkadaşlar breakpoint yani debug modunda göreceğiz. Şunu da bir debug modunda bir çalıştıralım. <laughs> Emin olamadım. <laughs> Pardon. Evet ayak atmasını bekliyorum. Tamam bu da ayakta. Evet Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Error'ı 9 yaptım ve çalışmasını şey yapacağım. Yani konsüm ederken hata almasını bekliyorum. Bir telefon çaldı arkadaşlar. Evet bu uygulamamda ayakta demiştim en son. Mecbur kapatmak zorunda kaldım telefon çaldığı için. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar benim amacım yine bir event atacağım. Event'i attıktan sonra burayı da debug'da nasıl consume ettiğimi izlemek ve şu iki uygulamanın yani iki uygulamadan kastım consumer'la retry job'ın arasındaki iletişimi anlamak. Ee, Tabi bunu ilk debug'lamadan önce şunu debug'a bir açalım. Bak şu breakpoint'lerimi bir susturdum. Sen de gel abi seni de susturalım. Şimdi event'imi yolluyorum. Burada unutmayın şunu. Bunu 9 verdiğim için setlediğim için her türlü buraya düşecek ve error retry topikleri arasında bir mekanizma çalışacak. Görelim şunu 2.0.1 olarak bir düzen var. Şimdi event'imi yolluyorum. 3 olarak yolluyorum. Bunu ilk debug'lamadan yapıyı görelim. Tamam. Order create bunu aldı. İçeri. Consumer şu an bunu işlemeye çalışacak. Hadi bakalım işlesin. İşleyemiyor ve error retry error retry durmadan artarak deneyecek. Bu arada şunu da unutmayın. Buraya select attığımda Debezyum üzerinden aldık. O ne kadar hızlı aldığını da görün diye gösteriyorum. Debezyum üzerinden de olsa. Bak 4-5 artmaya devam ediyor. Bu birden başlamıştı unutmayalım. Evet. Şimdi yine artacak. İçeriye bakalım. 5-6. Şimdi error'a gittiğimde bakın message'lara bakıyorum. İlk mesajda hiçbir şey yok. İlk denemem. Sonra artık retry count'larımı arttırmaya başlıyorum. Bir kere denedim. iki kere denedim. Üç kere denedim. Dört kere denedim. 5 olarak setlemiştik. Beşinciyi de deneyeceğim. Artık denemeyeceğim. Bakın burada denemelerimi yaptım. Hiçbir türlü konsüm edemedim. Çünkü default setlemiştim oradaki değerimi Ve bunlar arttı. Gelin şimdi buradaki mekanizmanın nasıl çalıştığını beraber ve güzel bir şekilde gözlemleyelim. Artık breakpoint'imi kaldırabilirim. Büyük resmi gördüm çünkü. Oradaki çalışma mekanizmasını gözlerimize şahit olduk. Gelelim. 4'ü bana fırlatsın. Fırlattım. Arttı mı? 4 müydü bu zaten? Unuttum kaç olduğunu. Message. En son 4'ü attım değil mi? Evet 4'ü attım. O zaman evet bunun çalışmasını beklerim. Şimdi geldi. Hatırlayın şunu konuşacağız demiştim. Gelin bunu bir evaluate edelim. Hemen şöyle yaptım. Neyi evaluate edeceğim? C'yi. C'yi bana bir yazdır. Bak bunun içinde topic ismi var. offset'im var. Timestamp değerim var. Senin key'in var. İçerideki value var. Yani bu aslında Kafka'nın burada bunu istemesinin nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar consumer record, record'u bunları alabilmek istemesinden dolayı bunun içinde az önce gördüğümüz bilgiler var. Tamam. Şimdi consume event diyor. Consume event nereye gidecek arkadaşlar? Şuraya. İşte burada neyin ürettiğinin hiçbir önemi yok. 7 geldi şansımıza. 7'de de şuraya girecekti. Devam ediyorum. 9'a dediğim için neye düşecek? Connect exception'a düştü. Güzel. Geldim buraya. C nokta value. C nokta value neye gelir arkadaşlar? Benim aslında buradaki değerime gelecek. C nokta value dediğimde bunu aldığımda bakın şuradaki aslında benim JSON'ım. Ne yapıyorum? Bunu bu değeri alıyorum. Sonra bunu object mapper'la JSON node'a çevireceğim burada ve retry topic'inin içerisine bunu bu JSON nodumu push, publish edeceğim ettim gitti. Artık bunu içeriye publish ettim. Bakın, bit sayısı 7 idi, 1 arttı değil mi? 8 oldu. Gidecek sonra bu retry topic dinlemesi de vardı. Hatırlayın, şunu bir gazlayalım. Şuraya düşmesini bekliyorum. Düştü. Biraz geç de olsa. Hah. Consumer bir saniye arkadaşlar hemen şöyle gelsin. Tamam. Neye geldi arkadaşlar? Şu an hangi uygulamadayım? Uygulamalar arası geçiş yaparken bir tık beynim durma noktasına geldi arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir devam edeyim şunu next diyeyim. Heh tamam şuradan devam ediyorum. Retry topic'ime geldim arkadaşlar. İki uygulama yanlışlıkla buradan F8'e falan bastım da buraya da geleceğim arkadaşlar. Dursun bir şurada. Retry topic name geldim. Consume event diyorum. Tekrar e, az önce ne hata almıştık değil mi? Hata aldığım için bunu Retry'e attı ve retry artık dinlemeye başlıyor bunu. İlk başta consumer uygulamasına bir kere hatayı yakalamaya çalışacağım. Consume event dedim. Geliyorum arkadaşlar. 9'a setlediğim için yine connect exception alacağım ve keçe düştüm. Bu sefer konsum uygulamasında bir kere daha hata aldığım için artık burada yönetmek istemiyorum. Kafka Publisher Publish deyip bunu artık Error Topi'ime fırlatıyorum arkadaşlar. Fırlattım gitti. Error Topi'nin arttığını görebiliriz. Error Topi'nin de bakın arttığını gördük. Yanlışlıkla fazla çalıştırdım. Şimdi geliyorum arkadaşlar şunu indirdim. Artık benim Az önce konuştuğumuz error ret retry jump mekanizması geldi. Kafka Listener'ın burada işine başladı. Neyi dinliyor bu arkadaşlar? Error topic'ini dinleyen bir Kafka listener'ım var. Geldi ve bunu dinlemeye başladı. İlk bakıyorum retry count'u çekiyorum arkadaşlar. Retry count'u çektiğim algoritma şurada. Şurada çalışıyor. JSON nottan retry count'u almaya çalışıyor. Eğer retry count'um yoksa yani JSON içerisine daha koymadıysam bunu 0 olarak setliyorum. Eğer bir değer varsa aynı değeri setliyorum. Tamam. Süper. Sonra burada error topiğimin adını alıp yoluma devam ediyorum. Is retryable diye bir metodum var. Bunu debug atmaya gerek yok. Çok basit arkadaşlar. Retry count limitimi alıyorum. Nereden? Retry count by to topic names'ten. Bunu da post construct'la setlemiştim. 5. Error için 5 gene deneme hakkım var. Süper. Gelelim bu metot ne yapıyormuş? Retry count limitimi aldım. Sonrasında ise arkadaşlar limitless diye bir değerim var. Eğer retry count limit sıfıra eşitse true dönsün ve sınırsız denesin. Yani limitless sınır olmadan denesin gibi düşünün. Veya current retry count burada zaten bunu şey olarak veriyorum retry count'umu yukarıda aldığım değeri. Eğer benim deneme limitimden küçükse artık denemeye devam edebilirim. Burada sıfır olduğu için ne yapacak? Bunun içerisine girecek retry count'umu ne yapacağım burada bir arttıracağım çünkü artık bir deneme işlemi gerçekleştiriyorum nasıl orada mesajların içerisinde 0 1 2 3 diyor 1 2 3 4 diye arttığını gördük burada da aynı şekilde artacak arkadaşlar geldim artık <laughs> bu retry count'u da şeye ekliyorum arkadaşlar benim buradaki json'ıma ekliyorum bakın şu an yok order id var price var username var created time var gidiyorum bunun içerisine put ediyorum retry count'umu ki yine de burada oluşturmuştuk zaten retry count diye ve geldim Arkadaşlar publish error to retry topic. Şu bir mekanizmamda dediğim gibi string replace de hallettik orayı. Error key ile retry key yerini değiştirdiğinizde error'dan artık neye atacak? Retry'e atacak. Şöyle bir karmaşıklık olmasın diye şöyle bir metot yazıp bunu da içeriye push diyoruz. Tüm mekanizma böyle çalışıyor arkadaşlar. Az önce gördüğünüz sistem tamamen bunun üzerine dönüyor. Şu an artık bunları susturabilirim kendim elimle müdahale ettiğim için tabi biraz dengeler şaştı. Ben bu kardeşlerimi kendi haline bırakayım. Devam edin abi siz. Özür dilerim bozduğum için düzeninizi. O yüzden şu numaralarda belki sapmalar olabilir. Elimle yanlışlıkla bir yerde kafam uçtu çünkü arkadaşlar. Şimdi aralıksız 40 dakika falan konuşunca da kaç da oldu bilmiyorum ama şey oluyor insan bazen kafası karışabiliyor. Bunu bir refresh ediyorum arkadaşlar. Bakın yine arttığını görebiliyorsunuz. Bu doldura duru versin. Bir son özetimizi geçelim. Artık anlatacaklarımın sonuna geldim. Neyi gördük? Arkadaşlar burada Debezium bağlantısını gördük. Bir exceptional case'de veri tabanına atılan bir işlemin CDC sayesinde, Change Data Capture sayesinde nasıl Kafka topiğini beslediğini gördük. Consumer'ın retry ve error'larının nasıl çalıştığını, bir consumer'ın birden fazla şeyi nasıl dinlediğini gördük. Aynı zamanda başka bir uygulamanın retry'i nasıl yönettiğini gördük oldukça detaylı oldu. Part 1, Part 2'de Kafka ile ilgili dilim döndüğünce tüm terminolojik kelimeleri çizerek, konuşarak anlatmaya çalıştım. Bu da tüm anlattıklarımı e, özetleyen ve teoriden pratiğe döktüğümüz bir şey oldu. Benim videonun sonunda size diyeceğim şudur. Ben bunu ne kadar anlatsam da ne yazık ki sen bunu çekmeden çalıştırmadan kafanda hiçbir zaman %100 oturmayacak. O yüzden arkadaşım, dostum, kardeşim neyse bu videoyu izledikten sonra bu GitHub'da var. E, açıklamalara koyacağım GitHub linkini. Bence bunu bir çekmelisin ve çektikten sonra gerçekten öğrenmek istiyorsan bunu aynı ben, ben nasıl çalıştırıyorsam burada zaten şeylerimiz de var. E, Postman Collection'ından tut da Docker Compose'a kadar var. Şunu da söyleyeyim. Büyük ihtimal şu da olabilir. Sen Docker Compose App yaptığında sen de bir şeyler çalışmayabilir. Senin bilgisayarın M2'dir, i9'dur, M1'dir, başka bir çipi vardır, işletim sisteminde bir şeyler vardır falan filan. Bir şey olur, çalışmaz. Ee, onu çözerek başladığında asıl öğrenme yoluna o zaman gireceksin. Onu söyleyebilirim temelinde. Ee, umarım ama direkt zorlanmadan çalışır. Ee, diyeyim, daha da fazla sözü uzatmaya gerek yok. Zaten e, oldukça uzun bir video olduğu gibi. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım işinizi görür. Umarım bir probleminizi böyle çözebilirsiniz. Umarım hanenize güzel bir bilgi katabilmişimdir, katmışsınızdır. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.